Bir Mutlu Mutfak programında daha beraberiz. Bugün yakışıklı, kıymetli sanatçılarımızdan Tolga Savacı ile beraberiz. Hoş geldin Tolga'cığım. Hoş bulduk. Tolga Bey'i ben bugün şef bölümüne aldım. Çünkü yemekleri ben yapmayacağım. Kendisinden aile sırrıyla yapılmış bir kuzu tandır. Yahni yapacağım. Aile sırrı demeyelim de aslında eski babaannemin yaptığı bir yöntem. Sanırım bütün Anadolu bu teknikle pişiriyor yahniyi. Onu yapıp biraz bugün değişik olarak içine biraz da erik atacağız. Çok güzel. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü herkesin kendine göre yaptığı tarifler var ama hepsi biraz değişik gibi evet. De birbirinden. Yeni bir şey öğreneceğim zaman da çok heyecanlanıyorum. Çok güzel oluyor. Elif Hanım'ın yardımcı şeflik yapacağı bugün konuğumuz tarifi sır geleneksel aile yemeği kuzu yahni yapacak. Kuzu yahni için gerekli malzemeler, yarım kilo kuzu eti, bir adet kuru soğan, iki yemek kaşığı tereyağı, 10 adet arpacık soğan, 4-5 adet kuru erik, kimyon, köfte baharı, yeni bahar, tuz, biber ve su. O zaman ben seni seyrederken sana çeşitli sorular sorabilirim. İşte bu arada önce etimizi atıyoruz. Evet. Ve içine biraz köfte baharı. Bu büyüklük iyi yani böyle iri iri olacak. Evet, yahnilik evet. Diye zaten tarif ettiniz mi şeye kasaba? Hemen bu boylarda kesmeye başlıyor. Yeni biraz kimyon. Of, bu baharatların kokuları evet. Müthiş. Biraz da köfte baharı. Peki bu senin yemeğe merakın yani o zaman babaannenden mi başladı acaba? Allah rahmet eylesin, annem de babaannem de çok güzel yemek yaparlardı. Herhalde böyle insan güzel yemek yerken şey oluyor, ne derler, onu aramaya başlıyor. Evet. Evinde güzel yemek yenmesi çok önemli galiba. Kesinlikle, bence. Damak tadının gelişmesi ve yemek yapmaya merak sarmak aile büyüklerinden biraz gelen bir şey. Bence yani evde insanın o terbiyesi oluyor. Çünkü baharata, ne bileyim işte yemeğin diğer detaylarına, orada ulaşıyorsun. Yani onu alışmadığın zaman da insan bu sefer şey yapamıyor. Ne derler? Onu aramıyor. Peki mesela bu aksettiremiyor. Bu yani mesela böyle hani ailece kalabalık olduğun zamanlarda yapılan bir yemek miydi? Bu böyle Kurban Bayramı'nda işte babaannem yapardı. Bütün aile ama onun kardeşlerin çocukları yani benim büyük kuzinlerim 20-30 kişi otururduk böyle. Ne güzel. Çok keyifli. Belki de o yüzden şeyi seviyorum. Ne derler adına? Benim için çok özelliği olan bir yemek. Hep bana bu eski günleri, evet. O bayramları, aile duygusunu hatırlatıyor. Sen de yapıyor musun şimdi aileye böyle bu yemekleri? Geri geldiğinde yapıyorum tabii ki. Ben yemek yapmayı sevdiğim için dolayısıyla... Tuz da şu, tuz arıyorsun. Yok, tuzu... Ya bu çok enteresan tabii. Hep derler ki tuz hani etin suyunu vermesini... Evet. Sonradan koymak tercih edilir genellikle. Ben sonradan koyuyorum evet. Bazen tercih olarak. Şimdi bizim tabii o eti biraz şey yapmamız için, marine etmemiz için evet. Soğanı ince ince doğrayıp. Soğan, eti marine etmek için restoranlarda falan da böyle soğanın suyu kullanılır. Robottan çekilip. Soğanı içinden çıkarırsın böyle. Yani evet. Evde yapmak için zaten, biraz zor bir formül de. Şeyde de, bunda da etleri pişirmeye başlamadan evvel soğanlarını muhakkak çıkaracağız. Sonra suyunu ekledikten sonra soğanların... Ben senin programa konuk olarak davet etmek istediğim zaman yemekle bu kadar iç içe olduğunu fark ettim. Yani başka ne marifetlerin var mutfakta onları da müsaitsene bunu. Ya aslında ben okul bittikten sonra bir İtalya maceram oldu benim 2 sene. Ve anladım ki İtalyan mutfağını çok seviyorum. Evet. Bakın. O zaman bir de makarna yaparız bir gün. Evet. Benim makarnalarımda da çok iddialıyımdır. Hatta benim otel varken bir İtalyan müşterilerimiz vardı. Menüde şeyi gördüler, makarnaları gördüler. Dediler ki İtalyan makarnası kadar iyi mi? Ondan sonra bir bakarsınız dedim. Benimki biraz değişik. Çünkü İtalyanlar tamam çok güzel mutfakları. Fakat bende de hep böyle bir kendime göre uyarlama şeyi var. Zaten yani şeflik öyle bir evet. Şey. Biraz işte, kendinden bir şey katmak lazım. Alıyorum mesela İtalyanların kullanmadığı bizim kullandığımız baharatlar var, malzemeler var. Alıyorum onlarla bütünlüyorum. Ondan sonra dolayısıyla daha değişik lezzetler oluyor. Mesela? Ne bileyim işte mesela İtalyanlar zencefil kullanmaz. Evet hiç. Ne bileyim soğan pek kullanmazlar. İtalyan mutfağı daha sarımsak ağırlıklı. Evet daha sarımsak ağırlıklı. İşte ben böyle onların kullanmadığı ama benim beğendiğim lezzetleri de katarak
şey yapıyorum. Ne derler adını? Oynuyorum lezzetlerle. Zaten otururum ben. Bir yemeği normalde yediğimde %90 tabak bittiğinde içindeki malzemeleri çözerim. Peki tatlılarla aran var mı? Tatlı yapıyor musun? Yok. Ben yemek diyorsun. Evet, yani benim ağırlıklı makarna, et ve benzeri şeyler. Mesela sebzede de çok iyi değilim. Yani sebze konusunda mesela orada Nermin'e başvuruyorum. Güzel. Tamam, zaten bir böyle iş bölümü olması lazım değil mi yani? Evet. Güzel. Şimdi o zaman... bunu normalde aslında böyle bir şey yaparken akşamdan ben genelde eti soğanla ve baharatla beraber bırakıyorum. Ondan sonra streçliyorum. Buzdolabına yani en ılık, en az soğuk olan tarafına koyuyorum. Ki ertesi gün pişirmeye hazır oluyor. Tabii iyice soğanın suyundan et biraz da pişmiş gibi tabii, oluyor belki. Tabii diyorsun. Yani neredeyse zaten pişmiş gibi kahverengiye dönmüş evet, oluyor. Ondan sonra pişirmeden evvel tabii şeyini özellikle soğanlarını iyice ayıklıyoruz. Çünkü soğan sefer kavururken, eti önce kavuruyoruz pişirmeden evvel. Kavururken... Ya bu da şimdi bir tek yağ koyup pişirecek misin evet, yani? Evet, bir de sıcak suyumuz. Sıcak su koyacağız. Tamam. O zaman biraz beklesin. İstiyorsan önce pilavı yapalım mı? Ama önce eti bir kavurmamız da gerekiyor. Doğru. Peki. Sonra o et suyu çekecek. O zaman buna beklemiş muamelesi mi yapacağız? Şimdi beklemiş gibi yapacağız biz etimizi. Çünkü önceden hazırlayıp arkadan burada hazır yapılmışı da var diyemiyorum. Böyle bir şey yapmadık çünkü. Mutlu mutfakta her şey anında oluyor. Evet, taze. Var. Evet, taze. Şimdi ben tereyağı çok kullanıyorum ette. Tabii, yani, yakışıyor. Zeytinyağı, evet pilava, makarnaya, özellikle makarnaya çok yakışıyor zeytinyağı. Evet. Ama yani... Pilava ve şeye tereyağı çok yakışıyor. Bence o yüzden bana mesela böyle soranları işte yağ kullanıyoruz. Ya ben doktor, diyetisyen falan değilim ki. Ben aşçıyım yani. Tabii ki gerektiği kadar kullanıyorum yani haliyle. Ve ben yani, tabii bu konuda şey yapmayayım. Hayatım boyunca hiç margarin kullanmadım. Hep tereyağı yedim. Kolesterolle ilgili de hiçbir sorunum olmadı. Yani tereyağı ve benim zeytinyağı. Benim de yok mesela problem. Ve tereyağı da yiyorum. Yumurta da yiyorum. Zeytinyağı da bayılıyorum. Evet. Ben o zaman içeriden bir su alıp geliyorum. Evet, bana bir sıcak su gerekecek. Evet. Suyu getirdim. Verse. Uzun süre beklemiş, bir gece dolapta beklemiş etlerimi. Yani bu işte bazı insanlar kuzu eti sevmiyor. Evet, dana eti de olabilir. Dana da olabilir. Kuzu eti de olabilir ama tabii ağırlıklı yani kuzu. Kuzu, evet. Dediğim yani gibi, bir de Kurban Bayramı zamanı yapılıyorsa zaten. Hani özellikle. Evet. Dediğim gibi. Peki şeyine... et çok taze olmuş olunca daha farklı oluyor mu? Şimdi aslında kırmızı ette taze et çok makbul değildir. Evet, yani beklemesi gerekir. Dinlenmiş et daha makbuldür ama dediğim gibi bu soğanın içinde beklediği zaman yeteri kadar zaten kendiliğinden o dinlenmiş et kıvamına geliyor. Geliyor, evet. Ama normalde... Yani... Kurban eti yapmak için de o zaman yani şey o eti o sertliğini almak için bir formül. Belki de yani. Çünkü eskiden buzdolabı yoktu tabii, tabii bu yemeklerin yapıldığı dönemleri düşündüğümüzde eti bir şekilde dinlendirmek gerekiyordu. Ya ben mesela kırmızı eti muhakkak bir dondurup çözdürürüm. O zaman daha şey oluyor. Öyle mi? Benim damağıma hitap ediyor diyelim. Hem yüksek ateşte ben pişirip. Bazen mesela yapacağım şeye göre azıcık dondurduğum oluyor. Seni buraya alayım mı? Ocaktan evet, kurtarayım. Evet, mersi. Yani yardım etmeyi teklif etmiyorum. Çünkü o soğanları ellemek hiç istemiyorum. Seyrediyorum ben çok güzel. Tamam. Böyle yani su şef olmak da çok zevkli oluyormuş aslında. Ben çünkü hep hani yapan pozisyonda olduğum için. Çünkü bazı hayvanlara hakikaten donmak yakışıyor. Tolga'cığım senin merakın var galiba. Yani çok şey av merakım vardı. Av hayvanı pişiriyor musun? Onu soracağım aslında. Pişiriyorum. Yani... Pişiriyorum. Yani bir kere zaten yemeyeceğim hiçbir hayvanı vurmuyorum. Evet. Ama artık ava da geçmiyor. Evet. Yani çünkü hani sanırım hayvan sevgim daha fazla ağır basmaya başladı. O yüzden evet, şimdi yani onlar kenarda duruyor. Giyinmek ve yemek konusu ve hayvan sevgisi de falan çok birbirine karışıyor mevzular. Ben açayım sana onu. Tamam, ben başardım. Bir dakika. Şimdi bu... Bu bir yıkayayım ben. Şöyle altıya koyuyorum. Yok, üsttekine yaparsak o ısıyı dağıtacak, çok büyük o alttaki. Ha öyle mi? Bunu yapalım. Evet, lütfen. Okey. Evet. Bunu kapadık. Burada yağımızı önce eritiyoruz. Tamam. Burada biz Miele'nin showroom'undayız. Evet. Çok showroom'u çok beğeniyoruz zaten. Mutfağımız çok güzel. Bu ocağın da özelliğini sana göstermek istiyorum. Böyle induction deniyor. Bunu kaldırdığımız zaman elini yakmaya çektiğin evet. zaman ısısını kesiyor.
öyle bir özelliği var bu ocakların. Yani çocuklar için mesela güvenli. Yani elini yakma ihtimali yok. Çünkü elektrikli ocaklarda sıcak olmaya devam ediyor bir şey çeksen ama bunda sıcak olmuyor. Böyle de bir özel tarafı var. Ona göre de tencereleri de özel ama. Her istediğin tencereyle yapabilirsin. O zaman buna ait bir tencere kullanmak gerekiyor. Ama şimdi artık yeni jenerasyon tencereleri ona göre, yani hepsi demeyelim ama büyük bir bölümü buna göre yapılıyor. Evet, çabucak ısındı zaten. Evet, öyle. Senin şimdi bu şeyler var, televizyon dizileri var, ondan önce filmlerin vardı. Evet. Artık film çekmiyorsun galiba. Yani çekmiyorum diye bir şey yok. Bir proje geldiği zaman eğer o projeyi de beğeniyorsan yapıyorum. Evet, proje. Ama peki, çektiğin filmlerden böyle en unutamadığın var mı bir tane? Ya şu çok güzeldi falan gibi. Vallahi tabii bunu benim söylemem doğru olmaz. Hani bunu daha ziyade seyircilerin yorumu. Niye ya? Çekerken keyif aldığın olabilir veya izlerken de yani hani... mesela ben bir sürü yemek yapıyorum ama bazılarını diğerlerinden daha çok severek yaptığım olabiliyor gibi. Vallahi bilmiyorum o yani. Çekerken daha fazla eğlenmiş olabilirsiniz falan ne bileyim. Mesela bizim bir dizi vardı Samanyolu diye. Orada çok eğlenmiştik çünkü ekip çok uyumlu bir ekipti. O yüzden de hakikaten çekimler çok eğlenceli geçmişti. Diziyle film çekmek farklı herhalde biraz. Farklı ama eskiden diziler de sinema gibi çekiliyordu. Evet. Yani biz neredeyse şöyle söyleyeyim, o Samanyolu yanlış hatırlamıyorsam 6 bölümdü. 6 bölüm 4 ayda çekilmişti. Oh. Yani şimdi artık haftada bir bölüm 90 dakika, 100 dakika dizi çekiliyor. Eskiden bir dizi 60 dakika en fazlaydı ve bir bölümde en az 1-1,5 haftada çekiliyordu en az. Niye o kadar peki uzundu da şimdi bu kadar kısaldı acaba? Şimdi evvelden proje şeye götürüyordu, kanala götürülüyordu. Kanal projeyi onaylıyordu. El sıkışıyordu yapımcıyla kanal ve şeyini, sistemin ödemesi planını ona göre çıkarıyorlardı. Evet. Şimdi öyle değil ki. Şimdi diziyi götürüyor, başlayın diyor kanal beğenirse. Dizi başlıyor, kanal devam derse dizi devam ediyor. Dizi durabilir diye yapımcı stoksuz gidiyor. Bu arada tabii reklam ve dizi maliyetlerini çıkartmak için işte bir sürü biliyorsun uygulamalar... Eskiden bu kadar çok reklam da yoktu. Evet. Şimdi kanal parasını veriyordu. Şimdi kanal reklamdan çıkartmaya çalışıyor parasını. Peki mesela bir bölümü çekmek şimdi bir günde mi çekiliyor bir bölüm? Yok, bir günde çekilmiyor ama 5 gün falan ve 90 dakika, 100 dakika yani hemen hemen 5 günde bir sinema filmi çekiliyor. Evet. Bir dizi için Mardin'de bulundum uzun süre dedin. Evet, 3 ay. Bu herhalde hoş bir tecrübeydi. Evet. Çünkü çok değişik bir yer Mardin hakikaten. Bilmiyorum hiç bulundun mu? Gitmedim, yok. Gitmeyi arzu ediyorum. Bir tepe var, o tepeden böyle akşam ovaya baktığında deniz görüyor gibiyiz. Ya inanılmaz böyle bir göz aldatmacısı var. Allah, müthiş, müthiş bir tabiat yemekler var. Yemekler herhalde çok değişik. Yemekleri güzel ama mesela benim tercihim Antep mutfağı. Hmm. Antep mutfağı yani bence dünyada sayılı mutfaklardan biri. Kesinlikle öyle Antep. Yani Kilis, Antep. Hatay. Hatay. Başka türlü evet. Yani çok, mesela Urfa'nın da güzel, Adana'nın da güzel ama yani Antep böyle hep bir kenara koydu bir mutfakta. Doğru, Antep dünyaca meşhur. Peki bu şey dizilerden falan sonra tiyatroya geçiş nasıl oldu? Tiyatroya geçiş aslında birkaç kere daha bana daha evvelden tiyatro teklifi gelmişti. Fakat çok heyecanlandığım bir proje geldi. Evet. Melih Cevdet Anlay'ın bir eseri teklif edildi. Okuyunca da yani bana çok heyecanlı geldi o iş. Bir Sultan Abdal'ı. Yok, ilk önce içeridekilerdi esas. Melih Cevdet Anlay'ın İçeridekiler adlı eseriydi. Ve dolayısıyla bir anda dedim ki ya ben bunu oynamak isterim. Oradaki öğretmeni oynayacaktım, evet. Öğretmeni. Fakat maalesef olmadı o, kaldı. Bu arada ilk provalara başladığımız yönetmenin kendi yazdığı bir Pir Sultan Abdal hikayesi vardı. Çok güzel işlemişti Pir Sultan Abdal'ı. Yani sadece cengaver değil, Ozan yönünü, tabiat sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi, bütün yönleriyle işlemişti. O da çok keyifli geldi ve onunla başladım ilk defa tiyatroya. Şimdi de peki yani herhalde yani dizi çekmekten film çekmekten çok farklı olsa gerek. Birebir çok farklı. Tabii ki seyirciyle aynı ortamda olmak çok tabii yani çekimde pardon deyip stop başa almak var. Orada öyle bir şey yok. Orada
yaptığınız her şey orada kalıyor. Yani ve seyircinin gözünün önünde oluyor. Peki bugün bir tercihin var mı? Yani şuna devam etmeyi, sırf tiyatro yapmayı tercih ederim falan gibi. Yoksa... Yok, sinemanın da yeri başka. Bambaşka. Yani dizi de benim için bir sinema devamıdır zaten. Evet. Tiyatro da çok keyifli geldi açıkçası. Şimdi Abdullah Şahin'le beraber bir iki perde bir komedide oynuyoruz. Aa, ne güzel. Ben hemen geleyim onu o zaman ya. İstanbul'daki galamıza zaten muhakkak davet edeceğim. Tamam, harika. Ben bunu bir ayağını tutturamadım. Biraz demin, yükseltmek mi istiyorsun? Demin çok geldi. Ha. Evet, şimdi az geldi. Ya yani tabii eti, yani daha yemeği pişerken mümkün olduğu az ellemek lazım. Evet, kendi haline bırakıyorsun. Şunu da çektirmemek için. Bekleyelim öyle biraz, evet, daha. Evet, bekleyelim o. Peki bu arpacık soğanları falan sonra mı ekleyeceğiz içine? Evet. Tamam. O yani dekoratif maksatlı mı birazcık? Hayır. Yok, yenecek aslında. Yani eğer şimdi soğanları şimdi atarsak kavrulur. Kavrulunca evet, da erimeyecek. Tabii. Yani o zaman da o lahminin kendi suyunu, benim alıştığım suyunu yapamayacağım. Ben kokoven diye bir yemek yapıyorum. Bu Fransızların meşhur, sen bilirsin. Gerçi hani her ne kadar horoz diye geçtirdi. Daha tavukla yapılıyor. Evet. Ona mesela arpacık soğanını çok sondan koyuyorum. İlk önce pişiriyorum tavukları iki tarafını. Sonra sosun içine koyuyorum. Arpacık soğanlarını da bitmesine bir 15 dakika, 20 dakika kala koyuyorum. Çünkü ancak öyle onlar diri ve yenebilir halde evet, kalıyorlar. Öbür türlü eriyor gidiyor dediğin gibi. Bunu eriteceğiz zaten. Evet. Yani bu içine sonradan atılacak ve eriyecek. Erimesi gerekiyor. Evet, hiç ağza tane tane gelmemesi gerekiyor. Soğan tamamen eriyecek. Evet. Peki daha küçük doğrasam daha kolay erirdi. Yok, bu erimeye müsait bence. Peki. Tamam. Oldu, sen de tartışmayacağım. Şefimiz sensin. Sporla aran nasıl? Ya bir kere benim bütün gençliğim sporla geçti. Ben Galatasaray'da yüzücüydüm ve stopucuydum. Dolayısıyla bir 16 yaşıma kadar, 17 yaşıma kadar hiç durmadan lisanslı olarak tabii. Ha, lisanslı olarak ne güzel. Yani stop oynadım. Ondan sonra sonra tabii yurt dışında yarışmalara falan gidiyor muydun? Yok, o zamanlar bu kadar uluslararası şeyler yoktu. Değil mi? Yani tabii, biz, o zaman, her sene biz kulüp olarak hak kazanıyorduk. Avrupa yani kulüpler şampiyonasına katılmaya, fakat maalesef gidemiyorduk. Çünkü o zaman olanaklar çok kısıtlıydı. Tabii. Dolayısıyla da bizim kulüp ceza ödüyordu. Şimdi çocuklar çok şanslı o bakımda. Evet, ama ona karşılık da bizim yaşadığımız kadar kolay değil hayatları. Onların da çok zor evet, bir ve vahşi bir rekabetin olduğu bir doğru, dünya bekliyor. Çok vahşi kelimesi çok güzel evet, yani tam evet, öyle. Sonra bir motosiklet falan da var, ben yanlış hatırlamıyorum. Ama motor sporları olarak araba yarışı var da motosiklet yarışı yok. Motosiklete sadece yani biniyorum. Araba şey, sürat yarışı mı? Önce offroad'la başladım ben. Arazide evet, yarışarak. Çok güzel. Ondan sonra arkasından pist yarışlarına katıldım. Yani hep lisanslı olarak yarıştım. Ne güzel ya. Çok sonra güzel, arkasından drag yarışlarına katıldım. Yani bir tane Türkiye şampiyonluğum var genel klasmanda. O nasıl bir yarış? O da 400 metre kalkış. Yani zamana karşı. Ha. Amerika'nın drag race dedikleri. Anladım. Onu bilmiyorum yani, ismini duydum ama tam o tiyatro gibi hiç hata kaldırmıyor. Yani çünkü telafi şeyi yok. Ne bileyim, bir kere. Pist yarışında bir turda bir hata yaparsın, öteki turda telafi edersin. Drag yarışında öyle bir hata yok. Tamamen konsantrasyon, yeşil ışığa anda reaksiyon vermek, doğru zamanla vites değiştirmek. Kaç kişi bir anda yarışıyor mesela? 2-2 kalkılıyor. 2-2. Yani, eleme yoluyla gidiyor. Eleme yoluyla gidiyor, evet. Fakat sonra maalesef çok kötü bir kaza oldu Antalya'da. Onun üstüne federasyon bu yarışları durdurdu. Peki bu motor sporlarına devam ediyor musun? Yok, çok pahalı bir spor dalı. Doğru. Bir evet, de o benim kullandığım araba sırf yarış için yapılmış bir arabaydı. Hani hem günlük hayatta kullanıp hem yarışta kullanıyor olsaydım belki hani devam edersem, ama zaten yarışlarda, federe yarışlarda kalktı. Öyle mi? Niye? Ha, kazadan sonra. Evet. Çünkü tamamen özel bir pist istiyor. Tamamen evet, özel arabalar istiyor bu iş için yapılmış. Normal pistlerde bu yarış yapıldığı zaman seyirciyle çok fazla iş içe oluyor. Bir ölümlü tehlikeli kaza oldu Antalya'da. Evet. Bir arkadaşımızın da hakikaten sağlığı bozuldu. Yani bu kazayı geçiren arkadaşımızın. Yani maalesef geçmiş, kötü bir şeyi var. Valla kokular şahane. Eti kavurduk. O evet, kendi suyunu verdi. Sonra kendi suyunu geri çekti. Evet. Ondan sonra artık diğer malzemeleri katabilirim. Küçüldü, rengi de çok güzel evet, oldu. Şimdi yani ben tuzu bu aşamada koyuyorum evet, genelde. Böyle fazla da tuz kullanmıyorum. Kullandığımız maalesef, tuz da Himalaya tuzu. Onun ne özelliği var? Yani ben tadını biraz daha farklı buluyorum. Bir kere daha doğal. Rengi pembe. Daha doğal pembe, bir tuz. Evet. Evet. Ve tadı da nasıl anlatmam çok zor. Yani onu yiyip de bakmak lazım. Biz evde artık tamamen Himalaya tuzu kullanmaya başladık. Yani rafine tuz kullanmıyoruz.
deniz tuzundan... Deniz tuzu da yerine göre deniz tuzu da kullanıyorum. Mesela bazı şeyde balıklarda falan deniz tuzu daha güzel oluyor. Böyle iri deniz tuzu falan koyuyorum. Ama sebze, et yemekleri, günlük kahvaltı vesaire de hep bu Himalaya tuzunu kullanıyoruz. Bu böyle küçük parçacıklar haline geliyor. Kendimiz öğütüyoruz zaten. Tamam, bir bakmak gerekiyor. Evet. Şimdi sıcak suyu ekliyoruz üstüne. Tamam. Suyu sıcak olması özellikle önemli. Tabii. Tekrardan eti diriltmemesi için. Şoka girer yoksa. Evet. Oh, yani şu televizyonların bir de kokulusunu yapsalar bence nefis olacak. Yemek programları daha da manasız olacak. Etler üstünü örtecek kadar su ekliyoruz. Ya bu senin tarifin de müthiş, biliyor musun? Çünkü herkes böyle basit tarif duymak istiyor. İşte üstünü kapayacak kadar su. Yani gayet basit. Öyle bir şey, bardak, kaşık falan olmayınca soğanını, daha basit oluyor. Soğanını, ve rahmetli annemin de öyle bir yemek tarifi vardı. Bir çimdik. Evet. O meşhur bir sektör. Kulak çimdik memesi ama kıvamında. Yani mesela benim elimin çimdiğiyle aynı değil tabii. Yani o aslında tarif vermek istemeyen insanların metazori verdiği tariftir. Ama eskiler, özellikle eskiler hep öyle hep tarif çimdik, vermek zorunda. Evet. Anneannem çok güzel yemek yapardı rahmetli adam. Ben böyle bakardım, sorardım da, o da öyle tarif şey işte yani. İşte göz kararı, evet, değil mi? Göz kararı, el kararı, yok bilmem ne kararı falan. Ama Allah'tan ben onu dinleye dinleye öğrenmişim, o göz kararı ile el kararını. Aslında bu iş yaparak oluyor. Evet. Mesela ne bileyim, tadına bakacaksın, yapacaksın, bir daha yapacaksın. İkinci, evet, üçüncüsünde oturuyor. Bir de şimdi her yaptığında aynı etle yapmıyorsun ki. Yani sonuçta tabii, her seferinde bunlar yaşayan malzemeler neticede. Her seferinde de tadı biraz farklı olabilir. Onda da azıcık baharatlarla oynayarak falan herhalde aynı lezzetle. O da öyle. Gibi. Ben bir de bilmezdim. Ete bıçak vurmak bile fark ettiriyormuş. Tabii yönüne göre. Evet. Yoksa benim, sertleşir, benim çeker. Benim düzenli alışveriş yaptığım bir market vardı. Kasabı çok güzel et şey yapardı. Fakat iki kasabı vardı. Bir tanesinden et alıyorum. Pamuk. Diğer, bazen o kasabın olmadığı zaman diğer kasabından alıyorum. Yani aynı tezgahta çalışıyorlar. Evet. Aynı et fakat olmuyor. Sen. 1, 3, 5. Ondan sonra bir gün dedim ki ya siz vermeyin bana dedim ötekine. Ne zaman ben sizden alsam dedim, sert çıkıyor et. Ötekisi sonra dedi ki ya bıçak vurmak bile fark ettirir. Tabii. O çok önemliymiş. Yönüne göre kesilecek falan filan. Çok gerçekten bilmek, önemli. Evet. Tarif yazarken mesela ben çok zorlanıyorum bu bakımdan. Çünkü yaparken işte yapıyorsun, biraz daha su koyuyorsun, biraz daha bilmem ne. Ama yazılı bir tarife dökmek için çok çok uğraşıyorum. Çünkü o tuzu bile yazmam gerekiyor. Mesela yarım çay kaşığı, dörtte bir çay kaşığı vesaire gibi. Ama öyle yazamıyorsun tabii işte. Olmadı. Aldığı kadar su koyun, göz kararı tuz atın falan. Öyle bir tarif yani hiç tabii uygun değil. Bir pilavı yazmak için bile canım çıkıyor. Çünkü pilavı işte koyarsın olur değil mi? Evet. Şimdi tam yazıyorum ben. Kaç dakika pişecek bu? Hiç bakmamışım da kaç dakika. Ama sana tabii, çünkü mesela iki bardak pirinçle yaptığım zaman aşağı yukarı 12 dakikada pişiyor. Hadi o zaman yazıyorsun. 12-14 dakika arası pişer falan. Tuz işte dörtte bir çay kaşığı falan, ama bir basit pilav tarifi bile yazmak en az işte bir yarım gün sürebiliyor bu şekilde. Tabii ben tarif yazarken hiç zorlanmıyorum çünkü tarif yazmıyorum. Ve vermem de ayrıca. Öyle mi? Bizim öyle bir şeyimiz var. Ben, o zaman, yani o zaman bizim bugün ayrıcalığımız müthiş mutlu mutfakta yani. Bazen yemek yaparım, mutfakta uğraşırken Nermin gelir böyle bakar ve ben hop dururum. İçine ne koydum ne şey. Derim ki yani eğer yemek istiyorsanız gelin misafirim olun, ben size yemek yapayım, pişireyim. Evet. Ama tarif vermem. Mutfağa girmeyin. Ve bakıyorum aslında çoğu yemek tarifleri eksik. Mesela bazen bu uçaklarda yemek tarifleri onlar oluyor. Onlar çok saçma ya. Şimdi bakın, kesin eksik yani, okuyup, mümkün onu değil. Onu okuyup yapabilen biri var mı çok merak ama ediyorum. Ama eksik yani, garanti. Çünkü ben şefim, okuyorum. Bu yani dediğin gibi eksik yani. Bunda bir acayiplik var. Bunu yapsam da olmayacak yani. Ya vermek istememiş tarifini. O çok ama iyi bir şey değil. Yani ben tariflerim mümkün olduğu kadar çok detaylı yazıyorum. Yani maksat yapan tabii şimdi, başarılı olsun. Evet, bir şeyleri arkaya bırakmak çok önemli. Şimdi bendeki belki tabii ben eşime dostuma yemek yaptığım için i̇şte profesyonel aynı şey değil. Yemek dolayısıyla o bir şaka gibi bir şey oluyor bendeki. Ama fakat o tarif veren kişilerin çoğunda dediğin şey var yani. Bir şey eksik söylüyor. Benim şeyde çocukken gittiğimiz bir otel vardı babamla. Orada bir ahçıbaşı vardı. Derdi ki ben ustam çok güzel revani yapardı. Ben ustamdan revani yapmasını öğrenmek için dayak yemeği göze aldım. Ranzaların arasına saklandım. Çünkü gidermiş hamurunu şeyde kendi başına, o yatakhane gibi bir yer varmış, orada kimseye göstermiyor. Göstermeden hazırlarmış. Yakalasa beni dayaktan öldürürdü derdi. Kaderdim, niye vermiyor ki? Yani en sonunda ileriye kalacak o şey. Evet. Bilgi, birikim, kültür. Ama maalesef işte o huy var insanlarda. Evet.
Peki Nermin'in nasıl mutfaklığı arası? Nermin'in de çok iyi yemekleri. Ben biz biliyorum onu. Bazen o karşılıklı işte yemekleşiyoruz. Ha, yarış. Yemek yarışı yapıyoruz karşılıklı. Birlikte mutfakta olmak çok keyifli bir şey zaten. Evet. Yani, yani bir de aynı şeylerden keyif almak çok önemli hayatta. Yani insanın... Şimdi şehriyeli pilav yapıyoruz. Evet. Şehriyeli pilavı da ters şehriye ve basmati pirinçle yapacağız. Yani aslında basmati pirinç kullanınca çilav gibi oluyor. Diyoruz. Pilav için gerekli malzemelerse bir bardak basmati veya yasemin pirinci, yarım bardak su, iki yemek kaşığı tel şehriye, iki yemek kaşığı tereyağı, tuz ve biber. Tereyağı eridi. Yağımızı hazırladık. Pirincimizi yıkayalım. Ve süzelim. Ben işe yarayayım bari suyu açayım. Aa, estağfurullah. Valla böyle iyi oluyormuş ya asistanlık yapmak yanında durup. Bir de böyle hani bilmediğim bir şey görmek çok hoşuma gidiyor. Yani şimdi herhalde de şey diyorsun, hayatta iltifat ediyorsun. Yok, ben öyle çok yani yemek falan yapan birisi değilim. Yani bir de hepsinin başka teknikleri var. Şimdi sen bir anlatıyorsun, ne bileyim, o bana başka bir şey kafamda canlandırıyor falan. Yani evet, biraz artık o yağlı ve şey bir yemek olduğu için artık daha Anadolu mutfağı. Yani hiçbir restoranda falan menüde öyle bir şey yok. Yok tabii yani. Olmaz. Aa, daha nedense bilmiyorum. Sırf Avrupa mutfağına döndük biz. Halbuki çok da güzel mutfağımız evet, var. Evet, güzel şeylerimiz var. Kesinlikle. Birkaç tane iyi böyle eski Türk yemekleri yapan restoranımız da. Var. Öyle hakikaten kendini öyle koruyan. Bir hata yaptık. Neyse oradan direkt. Yani bu daha ziyade iyi bir evde yiyebileceğin bir yemek kesinlikle haline geldi. Evde yiyebileceğin iyi bir yemek haline geldi. Yardım edeyim birazdan. Ben size. Ben de biraz gevezeyim yani lafa dağıtım bir şey unutuyorum. Şimdi o bize kap ölçek için lazım. Evet. Şimdi tabii Allah rahmet eylesin babaannem şey yapardı. Dediğim gibi bir 20 kişi yapan hazırladığı için pirinci de ona göre şey yapardı. Tencere, hep bakır tencere kullanırdı o. Evet. Tahta kaşığı koyardı. Tahta kaşık durduğu zaman suyu tamamdı. Mesela öyle bir ölçeği vardı babaanne. Ve hiçbir zaman şaşmazdı. Ne şey, lafı olurdu falan ne de şey kuru takır takır kalırdı. Şimdi sen nasıl ölçeceksin? Ben tabii normal bu ölçeği 1,5 ölçek. Evet. Birebir bir buçuk tahta kaşık ölçeğinden değil yani. Bu tencerede onu yaparsak bu kadar pirinçle biraz da arttıracağız galiba şeyimizi. Yükseltelim. Evet. Tamam. 8 yıl. Yok. Evet. Ha, bu iyi değil mi? Arkadaki evet. İyi. Şuna bir bakmak istiyorum ya. Şimdi küçük şeyleri de mi atacağız? Şu defne, arpacık falan filan. Defneyi falan en son atıyorum çünkü acıtmasın tadını diye. Aslında atıp alabiliriz de içine. Bence şeylerini atalım. Erik. Eriklerini atalım. Yavaş yavaş o çünkü şeyini, şekerini versin. Evet. Ne derler adını. Arpa soğanlarımızı atalım. Şimdi ben şehriyeyi bazen ne yapıyorum biliyor musun? Pilavı yapıyorum. Evet. Şehriyeyi de böyle biraz tereyağında kavuruyorum. Çıtır çıtır oluyor. Evet. Alabileceğim en ince şehriyeyi seçiyorum onun için. Ve o kavurduğum şehriyeyi sonra pilavın üstüne serpiyorum. Yerken de böyle kıtır kıtır oluyor. O tam aslında enteresan bir şekilde. Güzel oluyor evet. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim yani. Bir dahaki sefere. Hatta yani böyle... İşte mesela bir kalıba koyacaksan, önce şehriyeyi dibine koyup sonra pilavı ters çevirince o da böyle tam bir pasta gibi oluyor falan. Sana bir iki şey getirdim zaten bugün pilavı öyle kalıplı çıkarmak istersen belki diye. Tamam, kullanırız. Yemek kadar çok sunumu da önemli. Hani ne, tabii nasıl ki. Bir kaba koydun, nasıl bir örtünün üzerine koydun falan hani yemekle uyuşması lazım diye düşünüyorum. O konuda tabii... Bayanların sanırım biraz daha fazla şeyi var, ne derler, hassasiyeti var sunumla ilgili. Evet, erkek biraz daha şeye dayanıyor, ne derler, lezzete daha ağır geliyor. Fakat şimdi bazen seyrediyorum, bu televizyon programları var, şeflerle ilgili, beyaz kap lazım olacak bana ölçek için. Daha doğrusu. Şeyle, bakın adamlar... Çocuklara eğitim verirken, öğrencilere şeye kadar, en ince detayına kadar, yok tabağı nasıl süsleyecek bilmem. Tabii aslında gerçek şeflik o. Tabii. Benimki yemek merakı. Şeflik değil yani benimki. Ha, pirinci de kavuruyorsun. Evet. Belki benim elim böyle alıştığı için bazıları suda çok uzun süre... Şehriyi tam kavurmadın. Mesela ben hani şehriyi kavurdum. Biraz daha rengini kolaylaştıracak sen kadar kavuruyorum. Sen tabii çıtır seviyorsun. Mesela pirinci ben hiç kavurmadan yapıyorum. Ne bileyim ben böyle alıştığım için belki de.
Güzel bir yanlış bir şey yiyeceğiz. Yanlış bir şey yaptık. Biz ette kullandığımız şeyi... Daha iyi, onun tadı geçmedi. Ne güzel. Bence hiçbir mahsuru yok. Bir mahsuru yok, gayet güzel. Galiba. Ben bunun ayarlarına alışamadım. Dolgucuğum, senin bir de küçük bir güzel oğlun var. Evet. Nasıl, babalık nasıl peki bir... güzel bir şey olmalı. Ben annelik tarafını biliyorum da. Yani tabii ki çok güzel bir şey. Çünkü bir hayat böyle gözünün önünde büyüyor. Yani değil bir mi? Şey oluşuyor. Ona bir şeyler vermeye çalışıyorsun. Verebilirsen mutlu oluyorsun. Onun yani büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu. Var mı onun da böyle mutfakla arası? Birkaç kere bana gel babacığım pizza yapalım dedi mesela. Evde gittik ama tabii sonuçta ben yaptım ama en azından öyle bir ama şeylerin girişimleri var. Ama artık bu yemeği öğretirsin ona. Aile gelenekler yemeğini, yaşı gelince öğrenmesi lazım. Mühim olan onun öğrenmek istemesi tabii. Zorla öğretecek halim yok. Yani ama babacığım bana da yani göstermesin derse. Ama mutfakta hareketi gördüğü zaman genellikle uzak durmuyorlar diye düşünüyorum. Bence de işte alışacak çünkü. Dediğim gibi o lezzetlere, belli lezzetlere alışınca otomatik olarak da merak edecek, yapacak, arayacak. Benim en büyük şanslarımdan biri hani annem de babam da anneannem de hepsi çok güzel yemek annem babam hala yapıyor. Güzel yemekler yapılan bir evde büyüdüm. Yani güzel kokular, mutfakta sohbetler falan. O bence çok büyük bir şans yani. Bugün mesleğimde başarılı olmanın en büyük sırrı da o diye düşünüyorum. Kesinlikle. Benim tabii onunla ilgili çok enteresan bir anım var. 1974 senesinde Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Karartma günü. Karartmalar falan yapılıyor. Ondan sonra millet panik halinde marketlere saldırdı. Raflarda ne makarna kaldı, ne ekmek bulunuyor. Böyle bir sıkıntılı bir dönemde. O dönemde Allah rahmet eylesin babam dedi ki ya bu iş tehlikeli dedi. Un aldı eve bol bol ve ekmek yapmaya çalıştı. Yani ben o dönemki çektiğim ızdırabı... Nasıl oldu ekmekler peki? Ekmek değil, peksimet gibi bir şey o. Askeriyede bir peksimet vardı onun gibi. Kıtır kıtır. Yani ısırmak için çok ciddi bir çaba sarf etmek gerekiyordu. Ama top tutuyordur herhalde. Neyse Allah'tan sonra bu risk kalktı. Ekmekler bulunmaya başladı ve biz onu yemek zorunda kalmaktan kurtulduk. Öyle bir şeyle anne babayla ilgili. Yani babam da güzel yemek yapar rahmetli ama işte o ekmek denemesi bir faciaydı. Benim de çok komik bir anım var o dönemle ilgili. Babamı ikinci kere askere çağırdılar. İşte o da gitti cepheye falan neyse. Ben de iki de kardeşim var ve en küçük kardeşim yeni doğmuş. Bebek. Aslında annem evde üç çocukla işte bir apartman dairesinde oturuyoruz. Bir gün kapı çaldı, karartma var işte lambaların üstleri kapalı falan. Mavi şeyler çekildi camlara. Defter kağıtları vardır ya, defterimiz kaplardık. Kapı çaldı, bir adam geldi. İşte Selim Bey gönderdi dedi, böyle bir çuval yanında. Ama çuval hareket ediyordu, tamam mı? Böyle bir hafif bir hareketler var falan. İşte annem çuvalı aldı, babam böyle ufak yengeç gibi bir şeyler yollamış. Yani 3 tane küçük çocuklu olan bir kadına bunu niye gönderir belli değil ama babam işte bu. Annem aldı şimdi bir açtı. Aa ben ne yapacağım bunları falan. Torbayı açtı. Hayvanlar sağa sola dağılıp yürümeye başladılar mı? Bütün mutfakta, koridorda falan. Biz öyle çığlık çizdi. Aa orada da var burada da var. Saatlerce onları topladık. Yani o Kıbrıs harekatı deyince benim aklıma ilk önce o akşam geliyor. Çocuğum o zaman yengeçler. Ben geldi. Yani yengeçler evin her tarafında. Yani babam da çok alemdi. Hiç aklımda nereden gelirler? Öyle bir şey görmüşler ne yapacağız? Belki hani bir de yani gönderdiği yeri biliyor. Annem ne yapacak onları? Çok komikti ama hiç o hareket eden çoğu unutmuyorum. Şimdi ne oldu? Pilavımızı da hazırladık, suyunu da koyduk, tuzunu da koyduk. Biraz da karabiber de koydum. Hafif de açık bırakıyorsun, tam kapamadın. Evet, tam kapamadım. Şefin sırları. Yani tabii ben... Yani kimseyle paylaşmadı tariflerini. Tolga Bey burada açık bizimle paylaşıyor. Ben tabii şimdi o da hani bir açık kapı kalsın, lezzetleri kötü oluruz. Bu ocağı ilk kez kullandığım için tam ayarlarını bilemiyorum ama sonuçta hepsinin pişme şeyi belli. Evet. Sonra bir etimizi kontrol edelim. Ha, soğanları da atmışım ben fark attım, etmedim. Attım arkadaşlar soğanları attım. Nasıl biz defne yaprağımızı da atalım. Evet. Sonra geri alırız onu. Tamam. Çok şeyi acılaştırmadan. Şahane. Böyle biraz kendi şeyini versin aromasını. Sonra da alırız içini. Çok güzel. Peki bunlar pişerken acaba bir sofrayı kursak mı? Ya ne kadar var bunların bitmesine? Bir 10-15 dakika var. Valla et bir kere kendi suyunu çekecek. Bir 15 dakikası var. O zaman benim teklifim şimdi sofrayı kurmak. Yemekler bitince de buraya geri gelir alırız hepsini.
Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. Did anybody tell you you look better with your makeup on? Did anybody tell you you don't matter to me anymore? I was your joke, you were my heart, played me well like a deck of cards. I see the tears run down your face, what you think my mind is gonna change? Şimdi evet, şefimi bekliyorum. Ben bu programın konuğu olarak bugün şahane. Evet, yani bizde oldu. Ben ilk defa erikli yaptım inşallah. Şunu da kaldırayım. Lezzet. Evet, pardon, onu unuttuk. Pilavımız da hazır. Şahane. Ne diyebilirim ki? Evet. Eteceğim. Servis de var, çok iyi. Biraz böyle yemeğe göre de, sofrayı azıcık ona göre de yapmak gerekiyor. Hani ne bileyim, mesela burada tuzlukları, biberlikleri falan biraz ona göre seçtim. Şöyle biberi böyle getirdim, acı seviyorsun diye düşünüp. Teşekkürler. Sofra kurarken de bu tip detaylara biraz bakmak lazım. Yemeğe göre sunum malzemesi seçmek daha iyi olur. Pilavı yanına veriyorum. Lütfen. Galiba biraz şehirleri hakikaten az... Ama olmuşsun. Rengi masa örtüsüyle tam uyumlu olmuş. Evet. Yani tabii bunu hesaplamamıştım ben ama gene de bir şey yaradı. Şimdi ben yemeği yedikten sonra, tadına baktıktan sonra sana bir sürprizim var. O sürprizle yemek hakkındaki görüşümü göstereceğim. Tamam. Ben hemen biraz biber koyuyorum. Çünkü biber severim. Şöyle karabiber. Bak Himalaya tuzu böyle pembe işte. Evet. Bunu da böyle getirdim, hani şöyle kendin istediğin gibi dövüp de alırsın diye. Evet. Tamam. Bak kokular şahane. Tolga Şef müthiş. İnşallah lezzetli. Gizli sırlarını bizimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben bakıyorum hemen. Tamam, afiyet olsun. Yeah, I hope you had a good time, baby girl, we finito. You don't cross the line, so I ain't counting free throws. You put out the best in me, it's all in this verse. So I'm adding up the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling, like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it. Bir de şey Solgucuğum, ben çok beğenmiştim. Dersimiz Atatürk filmini. Evet. Çok yani hoşlanarak izlediğimiz bir, artık dokumenter gibi bir şeydi. Biraz onunla ilgili de paylaşmak istediğim bir şey olabilir belki. Tabii o bizim için hepimiz orada gönüllü oynadık. Evet. Yani en azından ben o şekilde oynadım. Herhangi bir ücret de almadım. Kendimi onu bir görev gibi gördüm. Yani yapmam gereken, bu işin içinde olan bir insanın gelecek nesillere Atatürk'le ilgili bazı şeylerin doğru anlatılabilmesinde bir yerinde durması gerektiğini inandığım, evet, için yaptım. Ve çok da mutluyum açıkçası. Senin nezdinde tüm film ekibine tekrar ben de teşekkür etmek isterim. Çok hepimize kazandırılmış bir şey aslında. Evet. Ve oğlumun okulunda bir salonda izledik. Orada izlemek de ayrı bir mana katmıştı gerçekten. Evet. Valla Tolga'cığım, bu lezzetli, biraz unutulmaya yüz tutmuş Türk yemekleri, Anadolu yemekleri için ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bizimle bu aile reçeteni paylaştığın için. Böylece yani başka nesillere de kalabilecek. O zaman ne mutlu bana. Yok, pilava da ayrıca bayıldım. Şehriye'yi az kavurdum dedim ama bence güzel olmuş. Yani farklı bir görüntüsü var. Bir kere örtüye uydu. Evet. Yani benim işim o çok önemli. Yani istesek yapamazdık. Çok güzel oldu. Müthiş lezzetli. Seyircilerimize kesinlikle tavsiye ediyorum. Tolga Bey'in bu güzel özel tariflerini hemen deneyin. Ailenizde güzel sofralarda yiyin. Çok teşekkür ediyorum bugün programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok renkli ve eğlenceli bir program yaptık beraber. Bugün Miele Showroom'un da hazırladığımız Mutlu Mutfak programının sonuna geldik. Tolga Bey'den çok keyifli tarifler öğrendik. Bir başka bölümde başka konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. That you knew I had a dozen other bitches from the start. What's up? No, 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 no.